Varmış bir yokmuşlu, Kaf Dağı masallarıyla uykuya daldığın geceleri ardında bırakalı yıllar oldu. Biliyorum. Ama sabah kalkıp da bu olağanüstü görüntüyle karşılaşınca bir an o küçük kızın düşlerinde miyim hala diye kuşkuya kapıldım. Üstelik incin top atıyordu ortalıkta. Böylesine bir güzelliği kimselerin fark etmemesi çok şaşırtıcı. Hiç kimseyi bulamasam bile dünya kurulduğu günden beri bu güzellikle birlikte var olan nartları yakalarım burada nasılsa diyorum ve vuruyorum kendimi onların yollarına. Nartlar! Ola ki rastlaşırız umuduyla boş yere bakınıyorum çevreme. Yoklar. Ali Bey! Ülgen! Dombay! Ya sen? Sen ölü Dombay. Öldünüz mü hepiniz? Sessiz haykırışlarım yanıt bulur diye boşuna umutlanıyorum karşımda sıra sıra dizili duran onca dağdan. Artlarındaki patırtıyı yatsırcasına suskun dikilmekteler öylece. İstedikleri kadar yatsısınlar. O bembeyaz tepelerin öte yanı kana bulanmış durumda biliyorum. Ve bütün şiddetiyle sürmekte olan çatışmasını içimde duyuyorum. Dönüşte tekrar bakınıyorum. Ama nartlar gene yoklar. Ölü Dombay belki de bu savaşta Kimburdu'ya gitti diyorum. Ya da kahrından öldü. Çevresinde giderek artan bunca ölgünlüğe dayanamayarak. Bu yıla kadar koruma altına alınan bu yöre dağ ve kış turizminin en gözde beldelerinden biriymiş. Tabii av turizminin de. Ama şimdi boş otel odaları, loş koridorlarıyla tüm tesis daha önceleri hiç uğranmamışçasına yapayalnız ve bir başına. Bir zamanların şarkılı söylevli masalarında artık gelmeyen müşterilerin hüzünlü özlemi gözlenmekte. Çocuk, Tanrı'nın biz insanlardan henüz umudunu kesmediğinin müjdesidir der doğulu bir bilge yazar. O ürpertici ıssızlıktan sonra birden ısındığını hissediyorum yüreğimin yeniden.
sıcaklıkla bir solukta eski dostların kapılarını çalıyorum. Söz birliği etmişçesine akrabalarımı bulup bulamadığını soruyorlar hepsi de. İlmek ilmek sabırla arttırdığı örgüsündeki gibi ben de adım adım yol almaktayım. Ama henüz hiçbir ize rastlayamadım. Zalima kimdi? Zalima. İndir anayı geçeyim. Aynı sorgulamaya bir kez daha uğruyorum. Atanı buldun mu diyor hemen. Sen varsın ya, o yüzden burada yanındayım. Hoşuna gidiyor bu yanıtın. Hatta bana alan diye hitap ediyor konuşurken. Ama gene de atanı bul diye tembihliyor. Hem Çerkez kızı diyor bana hem de alan diye hitap ediyor yeniden. Alan, soydaş, dost anlamında kullanılmakta Karaçay'da. Alanlardan kalma bir sözcük. Ve Karaçay Çerkezki toprakları geçmişte uzun bir süre alanların da yaşadıkları bir bölge. Kullanılan dilin dışında alan kültürünün kalıntıları göze görülür bir biçimde hala dimdik ayakta. Aşağıda Teberde Nehri. Ve vadiden onun yarı sıra ilerlemekte olan tarihi İpek Yolu. Karşımızda geçit vermez gibi görünen bu dağları aşıp iki ayrı koldan Karaçay Çerkezki topraklarına girmekte. Teberde ve Arhıs'tan geçerek yukarıya doğru ilerledik. Karaçay ve Rus konuklarımızla birlikte Arhıs'a doğru yola çıkıyoruz. Karaçaylı dostumuzun kendi öz dilinde söylediği şarkı, önce vaaza hazırlanan Papaz Efendi'nin dikkatini pek görmüyor. Красавец смотрит по тучи, белой папахе в синеву. Этой вершиной снежной могучей налюбоваться не могу. Ne zaman ki aynı şarkı hızca söylenmeye başlıyor, kendisi de katılıyor. Onu kilisesindeki ayinde ilahilerle yolunu gözleyen küçük cemaatine bırakıp Alan şehrine dağılıyoruz. Önce kimler geldi buraya? Sintler, Meotlar, Zihler. Daha sonrakiler, İskitler, Sarmatlar.
Alanlar, Hunlar ve Kıpçaklar. Dilleri, adetleri ve pek çok şeyleriyle birlikte bu heykeli de bırakıp artlarında çekip gitmişler. Hey! Siz Sarmatlar, Alanlar, Hunlar ya da Nartlar. Hey! Siz hanginiz? Nerelerdesiniz? Burası İsa'dan sonra 1100'lü yıllardan kalma bir alan kilisesi. Artık tek bir alan bile yok kapısından içeri giren. Bu belki de daha şanslı. Restore edenler dolanmış içeride uzun süre. İşi bitip onlar da gidince gene yapayalnız kalmış. Yok, bir de hemen yanından geçmekte olan İpek Yolu anılarıyla baş başa. Gerçi ona boş çukurlardan pek bir şey kalmamış. Arhız'daki kazılardan çıkan tüm parçalar Çerkezki Müzesi'nde sergilenip muhafaza edilmekte. Kuban Irmağı'nın kıyısında yer alan Çerkezki, Karaçay Çerkezk'in başkenti. 1825 yılında kurulmuş. Çarlık Rusyası boyunca Battal Paşinsk diye anılmış. Adını aldığı Osmanlı Devleti'nin komutanı Battal Paşa, bu topraklarda savaşırken düşmana yenik düşmüş. Ama cesaretine hayran kalan Ruslar kente onun adını vermişler. Ancak 1931'de Sovyet yönetimi tarafından Çerkezki olarak değiştirilmiş. Abaza, Nogay, Rus nüfusun yanında ağırlıklı olarak Karaçaylarla Çerkesler bulunmakta. Tiyatrosunda üç ayrı dilden oyun sergilenmekte. Repertuarlarındaki Çerkezce ve Karaçaycı oyunların provalarından sonra diğer salonda Rusça oynanmakta olan oyunu izliyoruz. Buranın en güzel yanı bu armonisi, bu çok sesliliği, renkliliği. Tiyatrodaki arkadaşların daveti üzerine evlerinde toplanıyoruz. Bu olup
tutkan işlerinde çalışan cevlerinde birinci bulsunlar. Elde olsun. Köp yaş cesatını. Orayda. Çay, Çerkes, Nogay, Abazin sanatçılarla paylaştığımız sofra gibi ertesi gün çağrılı olduğumuz solhozda hazırlanan sofrada Nartların bereketli sofralarına benziyor. Karaçay'ın ünlü yemeği hıçın. Etlerin dağılımının ayrı bir sıralaması var. Ayrıca sıyrılıp temizlenen kürek kemiğinden gelecekle ilgili kehanette bulunma geleneği hala yaşatılmakta bu sofrada. Baba ak olsa azavat yoktu, akran yoktu, kınışlık da. Aa bu kara kök olsa verip olsa tört canına kara, kara olsa. O zaman da cav kele turadı, hop şimdi acariye bulatı. Abkhaz'ı bulalım. Anladın mı? Ben Enser. Orta Asya'dan gelmişim. 3 yıl olup burada işliyorum. Fırında ekmek pişiriyorum. Bu solhozun ekmeğini o pişiriyor. Ailesi ana yurtların Eskişehir'den sürülünce Kazakistan'da doğmuş Ensar. Türkmenistan'da büyümüş, Özbekistan'dan 3 yıl önce de Çerkeski'ye göçmüş. Bizde umutsuz ve umarsız insanlar için bir deyiş vardır. Yüzü sıcak ekmeğe bile gülmez. Ama Ensar'ın yüzü gülüyor. Eliyle pişirdiği sıcak ekmekten öyle. Bir de hiç yitirmediği, yeniden kendi topraklarına dönebilme umudundan. Topraktan alınan, dahası sökülen tat. Bunca emek ve çabayla ancak şekere dönüştürülebiliyor bu solhozun pancarı. Peki ya acı? O neden biter ki dal budak salarak köklendiği yürekte? Adeyüf, dağdan dağa kolunu yol edip köprüler kuran, ışıklı eliyle geceyi aydınlığa boğan Adeyüf. Gerçekten. Önüne kattığı sürüleriyle birlikte dönen eşine el verip kol uzatılmış. Kol, ta bu yakadan, bu yakaya kadar sihirli bir yola döner, adamın tam önüne konarmış. Ay gökyüzünde yitip, karanlıktan göz gözü görmediğinde, Adeyüf, ışık saçan parmağıyla ortalığı gün gibi aydınlatıverilmiş. Ama bir gün bu becerisini önemsemeyen eşine kızıp, köprünün tam yarısındayken elini çekivermiş. Adam zifiri karanlıkta yolunu bulamayıp boşluğa yuvarlanıvermiş çaresiz. Öylesine pişman olmuş ki Adeyüf, kendini dağlara, başınıysa bu kayalara vurmuş. Onun kanlı gözyaşlarıyla sulanan tüm yamaçlarda o günden bu yana hep kızıl çiçekler bitmekteymiş hala.
Adi yüzlü, rüzgarı yelelerinde atları ardımızda bırakıp yolumuza devam ediyoruz. Ayran sunan kızıyla karşılıyor bizi kent. Teberde ve Kuban Nehri'nin birbirine kavuştuğu yörede derin vadi yatağına kurulmuş Karaçay. Karaçaylıların deyişiyle Karaçay Şağar. Ekonomisi daha çok yetiştirdikleri hayvancılığa dayalı. Kuban. Doğduğu Elbuz Dağı'ndan derin vadiler oluşturup aşarak kuzeybatıya doğru akıyor. Kendi adıyla anılan Kuban Havzası'nın tüm sularını da beraberinde toplayıp neredeyse 1000 kilometrelik bir yolu kat ettikten sonra öyle ulaşıyor denize ve çevresine hayat verip canlılık katarak. Geçmişte de öyleydi. Bereketli topraklarda bol ürünler alıyordu bütün buradaki yerli halklar. Ta ki Timur Leng'in orduları gelene kadar. Bazı tarihçiler der ki, Timur Leng'in geçtiği yerlerde bir daha tam 100 yıl tek bir ot dahi bitmedi. Doğa böylesine yenik düşmez elbet. Ancak gösterdiği acımasızlıkla öylesine bir yılgınlık yaratmıştı ki istilacılar, uğradıkları moral yıkımdan yüreklerinde hiçbir umut yeşertemez olmuş yörenin insanları. Ve Timur'un geçtiği yolu ahiret yolu diye adlandırıp öyle almışlar. Sonra bu havzada yeni bir şeyin kurulmasına,
kabileler arası bir kardeşliğin yeşerip kök salmasına çabalamışlar. Dil birliği, soy birliği olmayan pek çok ayrı kabile, o sıkıntılı günlerdeki dayanışmalarından olacak, birbirlerine sarılıp kenetlenmişler. Biz bir aileyiz diyorlar. Karaçaylardan, Kaberdeylerden, Lostanlardan ve Abezinlerle Osetlerden oluşan Temirler. 7'den 70'e bunu başarmışlar da gerçekten. Tüm aile nerede olurlarsa olsunlar bir araya gelip hasret gidereceklermiş bugün. Bu şölen için günler önceden başlamış hazırlıklar Humara köyünde. Bilece usulü tüm temirler el ele vermiş, emek eylemiş. Herkes kendini bilsin, kökünü bulsun diye soy kütükleri, aile ağaçları asılmış dört bir yana. Bu sabah gün bir başka coşkuyla doğmuş. Folklorcular az sonraki şölenin hazırlığındalar. En yaşlı Tamaten'in açtığı oyunla başlıyor şölen. Aralarına kabul edip onurlandırdıkları yemekten önce en genç temir, en yaşlı Tamaten'in hayır duasını almak üzere huzura getirilip kucağına veriliyor. Mini minnacık bebek kendisine adanan onca dilek ve ondan beklenen bir o kadar umuttan habersiz mışıl mışıl uyumakta. Kuşaktan kuşağa aktarılan upuzun bir zincirin en güçlü ve en güvenilir olanına kenetlendiğinin farkında bile değiliz. Kendisi de Karaçay temirlerinden olan kültür bakanı, bunca farklı dili konuşan aileyi ortak bir dilde buluşturmayı yürüyor. Üstlendiği açış konuşmasında Rusça hitap ediyor. Yıldızlar ışıyana dek bu yemek ve bu şölen birlikte aynı sevgi ve coşkuyla sürüyor. Yavaş yavaş vedalaşıp yola çıkarlarken karşılıklı vaatlerde bulunuyor. Bir dahaki gün yeniden buluşmak üzere.
Artık biliyorum ki bu sofralarda benim de bir yerim, doğurmadan edindiğim bir oğlum, Temir'im var. Büyüyecek, bir gün evlenecek oldu. Ve ben o gün hala dizlerimin üzerinde durabiliyorsam şayet, düğününde sabaha kadar oynayacağım.